Türkiye'de ilk kez pide zincir restoranları açan Sampi, 15. Bayim Olur Musun Fuarı'ndaki yerini aldı. Sampi Genel Müdürü Ercan Yılmaz'la bayilik çalışmaları ve fuarı değerlendirdik. Markanın 1989 yılında Ankara Mesnevi'de başlayan ticari hayatı, 2008 başı itibariyle Metro Holding çatısı altında devam etmektedir. 25 yıldır bu sektörde çalışıyorum. Yaklaşık 6 yıldır franchise sistemiyle yürüyorum. Sampi'nin de 4 yıldır genel müdür olarak görev yapıyorum. Çok genç ve dinamik bir yönetim kurulu ile hareket ediyoruz. Bu da benim enerjik olmama büyük katkı sağlıyor. Sampi 28 yıl önce Samsunlu bir iş adamı tarafından Ankara'da yaratılmış bir pide markasıdır. 2008 yılından beri grubumuz tarafından işletilmektedir. Hali hazırda iki şubesi yurt dışında olmak üzere, bir tanesi İran Tebriz, diğeri Kıbrıs'ta, 28 şubeli pide zinciriyiz. Geleneksel Sampi pidesinin özelliği yerli genç danalardan oluşan etlerle yapılması. Günlük taze sebzeler ve günlük hamurun şubelerde özel olarak hazırlanmasından kaynaklanıyor. Hamurlarımız elle açılıyor. Çünkü bizim hamurumuzu bir hamur açma makinesiyle açmanız mümkün değil. Çünkü su oranı çok yüksek. Bu nedenle de elle yapılan son derece lezzetli bir hamur ortaya çıkıyor. Bu da bizim en önemli özelliğimiz. 1995 yılından itibaren franchise sistemiyle tüm yurda yayılmış zincir mağaza konsepti ve kurumsal yapısıyla sektördeki ilk zincir pide markalarından olan firma, Avrupa, Orta Doğu ve Arap ülkelerinde de bayilikler açarak geleneksel Türk lezzeti olan Samsun pidesini tüm dünyaya tanıtmayı hedeflemektedir. Biz son iki yılı bir yapılanma süreci olarak geçirdik. Bizim de kendimize şekil düzen vermemiz gerekiyordu ve bu süreci tamamladık. 2018 yılı için hedefimiz hemen hemen ayda bir tane şube açarak 12 adet yeni şubeyle 40 sayısına ulaşmak. 5 yıl içerisinde ise 100 rakamı gibi bir hedefimiz var. 100 şubeyi açmak istiyoruz yurt içinde. Yurt dışı için de hedeflerimiz var. Şu son fuarda da gördüğümüz üzere ciddi oranda Orta Doğu'dan ve Avrupa'dan talepler var. Özellikle Avrupa'dan Türklerin yaşadığı bölgelerde Türk yatırımcılar tarafından geliyor bu talepler. Gördüğümüz kadarıyla önümüzdeki 5 yıl içerisinde de 20 şubeyi de, 20'ye yakın şubeyi de bünyemize katmak istiyoruz yurt dışı için. Yani toplamda 5. yılın sonunda 120 şube olmak gibi bir hedefimiz var. Markamızın yanı sıra bir şubesi olan Köfte Express ve iki şubesi bulunan Simit Ustası diye de iki markamız daha var. Bunları da önümüzdeki dönem altyapılarını hazırlayarak büyütmeyi planlıyoruz. Bizim sektörümüz karlı bir sektör. Ekonomik krizlerden en son etkilenen sektörlerden bir tanesi. Dolayısıyla yatırımcılara tavsiyem bu sektörde yer almalarıdır. Fakat öncelikle bayi adaylarının kendilerine şu soruyu sormaları gerekir. Ben bu sektöre uygun muyum? Yaşayan canlı bir sektör. Geç saatlere kadar çalışan bir sektör. Yıpratıcı bir sektör. Bunun yanısında çok da keyifli bir sektör. Öncelikle hizmet sektöründe olabilir miyim sorusunu kendilerine sormaları gerekir. Yani hem kendilerini hem de girişmek istedikleri sektörü çok iyi irdelemeleri lazım. Franchise çalışmalarını titizlikle yürüten firma, adaylardan girişimci bir ruha sahip olmalarını ve başarıyı hedeflemelerini beklemektedir. Franchise sistemi gün geçtikçe çok daha iyi gidiyor ülkemizde. Ancak buna rağmen yine de global markalar seviyesine henüz ulaşabildiğimizi söyleyemem.
Tabii ki başarılı markalar var. Bir takım kurallara uyarak, global markalardan esinlenerek, onlardan çok iyi edinimlerde bulunarak işini çok iyi yapan yerli markalar var. Onun haricinde genel olarak çok başarılı olduğumuzu söyleyemiyorum maalesef. Zaman zaman birçok markanın da hepimizin de yaptığı hatalar olabiliyor. Buradaki ana neden markaların hızlı büyüme içgüdülerinden kaynaklanıyor. Bir an önce çok daha fazla şubemiz olsun, daha yüksek karlara erişelim diye yanlış lokasyonlar, yanlış bayilerle yola çıkmalar, teminatı zayıf sözleşmeler. Bu sebeplerden dolayı maalesef markalar ya geri adım atmak zorunda kalıyorlar, şubelerini kapatıyorlar, ya yerlerinde sayıyorlar ya da yok olup gidiyorlar. Bu sebepler maalesef sektörün gerilemesine neden olmakta.